çocuklar doymasın. Hasta mısın abicim, dur ya. Ya Özgeciğim, neden anlamıyorsun ya? Bugün buluşamayız işte. Yok yok. Yarın da olmaz. Sınavlar var ya bu ara. Çalışıyorum bayağı. Aslına bakarsan ben bu hafta çok yoğunum ya. Bu hafta buluşmayalım. Sonra elbet buluşuruz bir gün. Tamam. Hadi. Hadi hadi, bay bay. Niye yalan söylüyorsun oğlum kıza? Bütün gün boş boş oturuyoruz burada. Biz ne zaman dolu oturduk ki Teo? Yalan söylemek zorundayım çünkü. Niyeymiş çünkü? Çünkü ilişki pahalı bir hobi. Emine. Ya hadi sofrayı hazırla. Ama yemek için erken değil mi Ethem Hanım? Olsun olsun, biz masayı hazırlayalım, tabakları falan koyalım da. Biliyorsun Haluk gelir gelmez sofraya oturmak istiyor. Doğru söylüyorsunuz. İyi akşamlar yerine karnım çok aç diyor. Kurt gibi acıktım Emine. Yemek hazır mı? Satacağım bu arabayı ya. Satacağım artık, zamanı geldi yani. Sürekli arıza yapıyor artık. Ne oldu? Sanırsam Haluk Bey iş değiştirmiş Meltem Hanım. Kömür madeninde işler nasıl Haluk Bey? Satacağım bu arabayı ya. Vallahi satacağım artık, canıma tak etti. Ya ne oldu, bir anlatsana. Ya ne olacak, araba bozuldu. Yolda kaldım. Bir de lastiği patladı, onunla uğraştım. Yok, bu vakti geldi ya, bu araba gideceğim. Tamam. İlişki pahalı bir hobi de ne demek abicim ya? Özge ile çıkıyorsun diye gidip bir yere aidat mı ödüyorsun sanki? Aidat ödemiyorum. Ama bedel ödüyorum. Bedel mi ödüyorsun? Evet abicim. Bir kızla çıkmak çok pahalı bir olay. Sinemaya gideceksin, parayı sen vereceksin. Yemeğe gideceksin, parayı yine sen vereceksin. Herhangi bir yere gideceksin, parayı yine sen vereceksin. Aa, adam haklı oğlum ya. İyi ki bizim kız arkadaşımız yok ha. Allah korumuş bizi ha. Saçmalama oğlum be, saçmalama. Niye her seferinde sen ödüyorsun kardeşim? Özge de biraz pamuk elini atsın. Kardeşim, ben havuç kız arkadaşına para ödettiriyor, delirttirmem. Yok ya, satacağım bu arabayı, bitti. Yeni araba alacağım. Olabilir. Yani hani bunu satar, üzerine biraz daha koyarız, yenisini alırız. Artık üzerine para koymaya da gerek yok ki. Ayda 300-500 lira taksitle araba satıyorlar. Yavaş yavaş öderiz. Yakında taksitten uçak bile satacaklar. Uçağın mı eskidi? Sat eskisini, al yenisini taksitle. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer en az 160-170 beygirlik bir araba alacağım ha. O kadar beygir ne yapacaksınız Haluk Bey ya? Boşta iki tane beygirimiz var. Koyun onları arabanın önüne, öyle çeksinler. Ne? Bizim Hüseyin'le Şükrü var ya. Yani hem benzin masrafından kurtulmuş olursun. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar. Babacığım ne oldu? Araba arıza yaptı. Halukcuğum hadi git bir duş al, şu üstünü başını değiştir, biz de sofrayı hazır edelim. Hadi. Haluk Bey keşke zamanında bir tamirciye verseydik. Hem ikinci bir mesleği olmuş olurdu, hem böyle araba arıza yaptığı zaman tamir ederdi. Hadi koş. Sofrayı hazır. Hesabı her yerde sen ödersen batarsın kanka, batarsın. Battım oğlum zaten, battım. Şu anda ekonomim Yunanistan'ınkinden daha kötü. Krizdeyim resmen. Sen de konkordato ilan et abicim. İflas bayrağını çektim de. Kızı da serbest bırak gitsin. Bak kız dönerse senindir. Dönmezse zaten istenin olmamıştır. Ya saçmalama oğlum, saçmalama be. Bu yüzden kız mı terk edilir ya? Ya kızı terk ettiğim falan yok zaten Teo, Allah Allah. Sadece ara ara ilişkiyi dinlendiriyorum. Bir bakıma cebimi de dinlendirmiş oluyorum. Biraz bitim kanlansın, tekrar buluşurum ben Özge'yle. Yeni bir araba alacaksanız Haluk Baba, dizel alın. Çünkü benzine her gün zam geliyor. Dizele gelmiyor mu? Dizel de zamlanıyor. Hem dizel arabalar daha pahalı. Yakında onlardan daha fazla vergi alınacak.
Çünkü çevreyi daha çok kirletiyor dizel arabalar. E bizim Hüseyin'le Şükrü de çevreye çok zarar veriyorlar. En çok vergiyi onlardan almaları lazım o zaman. İlahi emni abla. İnsanlık için ikisi de dizelden daha zararlı. Tümden yasaklamalı. Ya da tek çift plaka uygulamasına geçilmeli. Nasıl? Yani bir gün Hüseyin çıkacak dışarıya, bir gün de Şükrü. Böylece çevreye verdikleri zararı yarıya indirebiliriz. Ablamdan çoluk çoluk sahibi oldu. Yakını torun sahibi olacak. Sende tık yok. E çalışmayan birisinden de kimse evlenecek değil halinden. Kadın çocuğu oyun hamurundan beri verecekse de. Ya annem, benim keyfim yerinde. Takma güzel kafanı böyle şeylere. Aa, benim tepesterim oğlum. Neden öldük durum? Öyle sigortalı bir işin olsa, cep terzinin 2 kuruş para görse kötü mü olay yavrum? Ya para dediğin nedir ki annem ya? Elinin körüdür. Yok, elinin körü değil. Para dediğin elinin kiridir annem. Bak Mustafa, kaptır kaptır elini hindi. Ulan utanmadan buyurun, anandan maytap geçiyorsun ya. Ya yok annem, ne maytap geçmesi ya? Espri yapıyorum, şaka. Ulan hacımalı. He de sabah 8, akşam 5 çalışman dedim, anladık. Öyle seni bir yer tutsaydık da, istediğin zaman gelip dükkanı asaydın da çorbamız kendisi de olurdun. Öyle bir yer. Hem benzinli hem dizel. İkisi de bir şekilde çevreye zarar veriyor. En iyisi elektrikli araba. Ne? Ben henüz çok yaygın değil ama geleceğin arabası bunlar olacak. Doğru valla. 50 yıla kadar petrol metro kalmayacak. Peki nasıl olacak bu elektrikli arabalar? Elektrik direğinden hat mı çekeceksin? Yok ya, öğrenmek için soruyorum. Ben size şöyle anlatayım Haluk babacığım. Bunlar benzin yerine elektrik yakıyorlar. Yani yakında her benzin istasyonunda bir de elektrik prizi görürseniz şaşırmayın. Elektrik mi bitti? Tak arabanın fişini prize, dolsun. Ya istersen evinde bile doldurabileceksin aküyü. Peki arabayı eve nasıl çıkaracağım? Cep telefonu değil ki bu, sen uyurken şarj olsun. Herhalde ona da bir çare bulur. Yani otoparka bir priz koymak bu kadar zor olmasa gerek. Müthiş olacak, müthiş. Sabah evden çıkarken doldur depoyu, bas gaza. Elektriğe yani. Gaz elektrik. Ha, böyle bir yerim olacak. Sabahtan akşama kadar müşteri peşinde koşturacağım. Yani günün sonunda da cebime 3 kuruş para geçecek. Ya bu mudur olay anne? Bu mu yani? Allah bekat etsin yavrum. Kimden kötü? Bakarsın beklenmedik bir şey olur. Sen çok kazanırsın. Çok çalış, çok kazanmışsın Ali. Çok çalışacağım, çok kazanacağım. Daha da çok çalışacağım, daha da çok kazanacağım. Yani çalış, 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 çalış. Ben ne zaman harcayacağım o kazandığım parayı? Ama Mustafa Ali, dediğin lafa bak. Harcmıyor, harcman şart mı? İşte böyle biriktirirsin, zengin oluverirsin. Zengin olur, öyle mi? Ha. Peki, sana bir soru anne. Zengin diye kime denir? Bunu da bilmeyecek devayla Mustafa Ali, çok parası olan zengin demektir. Değil işte. Yani çok parası olana zengin denmez. Yani kazandığı parayı harcayacak kadar zamanı olana zengin denir. Yani sabahtan akşama kadar çalışacağım ama kendimi ayıracak herhangi bir zamanım olmayacak. Ya ben ne yapayım öyle bir zenginliği anne? Ulan tepesterik oğlum. Sen de zamandan bol. Ne var? Para yok sende. Harca harcayabiliyorsun. Hadi bakalım. Vallahi bu elektrikli araba olayı tam bizim Hüseyin'e göreymiş. Nereden bulur ede, kaçak bir hat çeker, bir kuruş da elektrik parası ödemez. Biliyor musun Haluk? Yani elektriği benzine kıyasladığında oldukça ucuz. Ya mesela 1 liraya 150 kilometre gidebiliyorsun. Ana, sudan ucuz vallahi. Suyla çalışan bir araba yapsalar, o bile daha çok yakar. Tamam, ben kararımı verdim. Elektrikli araba alıyorum. Gerçekten mi? Evet. E düşünsene, hem hesaplı hem çevreci. Ya anne, belki sen farkında değilsin ama ben çok zengin biriyim. Ne? Zengin mi? Yoksa bir yerden ikramiye vurdu, sen benden zaten kundun lan. Yok öyle değil öyle. E ne peki? Ya bir insan ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa zengin demektir. Yani bir başka deyişle ne kadar az şeye ihtiyaç duyarsa o kadar çok zengin demektir. Ya oğlum benim kafam iyiden karışıyor şimdi. Sen aç bakayım bunu. Ya mesela beni ele alalım.
Nasıl diyeyim? Mesela benim plazma televizyona ihtiyacım yok. Bulaşık makinesine ihtiyacım yok. Yatağa, katağa, arabaya ihtiyacım yok. Böyle şık giysilere, lüks giysilere ihtiyacım yok. Lüks evlere hiç ihtiyacım yok. Ne ihtiyacın var bakayım senin? Ya düşünsene, bunları isteyip de alamasaydım ne kadar kötü olurdu. Yani benim ihtiyacım olan şey bir lokma ekmek, bir hırka. O da var çok şükür. Ya paranın bütün marifeti insanın ihtiyaçlarını karşılaması değil mi zaten anne? Ya. Ya. Yarın gidip alacağım elektrikli arabamı. Eski arabayı da satarım birine. Artık benzin parası ödemeye paydos. Yalnız şöyle bir şey var Haluk Baba. Bu elektrikli arabalar çok pahalı. Çok mu pahalı? Yani diğer arabalara göre biraz pahalı sayılır. Ayrıca bu elektrikli arabalarda kullanılan aküler çok pahalı olduğu için kiralamak zorunda kalıyorsun. Oo. Kirası ne kadar? Ayda 250 falan. Ay, yaş bu iş canım. Öyle yıllarca kiralık akülerde sürüneceksiniz. Tabii canım. Hiçbir şey insanın kendi aküsü gibi olmaz. Ya şimdi adam gelecek böyle. Almanya'dan oğlum geldi. Çıkın benim akümden diyecek. Ya, tamam. Ben kararımı verdim. Eski sisteme dönüyorum. Gideceğim. Güzel benzinli bir araba alacağım. Hem benzin daha 50 yıl varmış. Yani bana yeter. Bence de efendim. Bir süre daha eski sisteme devam etmekte fayda var. Aynen. Hem sonra diyelim ki yolda elektriğim bitti. Öyle her yerde priz bulamazsın ki. Şu anda öyle. Yani güzel annem, sözün özü, Mustafa Ali'nin cebinde ne kadar parası var, Mustafa Ali zengin mi, fakir mi diye hiç düşünme. Peki neyi düşüneceğim ben? Ya Mustafa Ali böyle mutlu mu değil mi onu sor. Sen hani böyle mutlu mu gari? Hem de çok. Yani hayatta şu üç günlük dünyada mutluluktan daha önemli ne var ki hani? Mutlu ve züğürt. Ya zengin ama mutsuz ortam daha mı iyiydi anne? Mustafa Ali, ben sana bir şey diyeyim mi oğlum? De. Sen öküz geldiğin, öküz gideceksin. Adam olmasın Mustafa Ali. Ne verim ben sana? Ben kararımı verdim ya. Kararım kesin. Benzinli araba alacağım eskisi gibi. Klasikten şaşmayacaksın. Sen bilirsin. Hoş geldin kız Hüseyin. Hoş bulduk Emine abla. Ekip nerede yok mu? Ekip yok, babamla özel bir şey konuşmam lazım. Hmm. Özel dediğine göre sanırsam sen para isteyeceksin. Çünkü senin için özel konu paradır. İyi akşamlar herkese. Hoş geldin. Neymiş benimle konuşacağın özel şey? Emine ablanın tahminlerine hastayım babacığım. Babamla özel bir şey konuşacağım dedim. Hemen seninle para mevzusunu konuşacağımı anladım. Para istiyorum baba. Ay, ya artık üzülme oğlum. Yani o kadar da önemli bir şey değil ki. Orçan. Bak seneye 23 Nisan'da belediye başkanı koltuğuna sen oturursun, tamam mı ya? Ben koltuğa oturmadığım için üzülmüyorum ki. Geçen sene zaten oturmuştum. Neye üzülüyorsun peki? Sınıfın en ezik çocuğunu oturtturdular koltuğa. Vallahi Orçun haklı. Gerçekten Alper 5 dakikalığına da olsa çok kötü başkanlık yaptı. Çocuk parkı yapılsın dedi çocuk. Ne diyecek ya? O fırsat bize verilseydi neler neler diyecektik. Kaçtı fırsat, kaçtı. Seneye söylersiniz siz de çocuklar. Hem zaten çok isterseniz öyle bir günlüğüne, 5 dakikalığına değil, 5 seneliğine oturabilirsiniz o koltukta. Ana, gerçekten mi? Tabii ki. Büyüyünce çok çalışırsanız belediye başkanı bile seçilebilirsiniz. Hatta gerçekten isterseniz başbakan bile olabilirsiniz. Aa, bak bu olur. Eğer ben başbakan olursam Orçun da bir günlüğüne oturturum koltuğuma. Hiç üzülme Beton, hiç. Baba, harçlığıma artık zam yapmak zorundasın. Malum artık kız arkadaşım var. Bir yere gittiğimizde hesabı hep ben ödemek zorunda kalıyorum. Oğlum sen daha öğrencisin. Niye hesap söylüyorsun ki? Ben babamdan böyle öğrendim anne.
taş fırın erkekleri hiçbir zaman kadınlara hesap ödettirmezler. Para işini unut Emre. Ya baban yeni araba alacak, taksit ödeyeceğiz. Ana! Babam yeni araba mı alacak? Eski arabayı ne yapacaksın baba? Onu da sana vereyim. Vallahi mi? E tabii artık senin de bir araban olsun. Böyle okula arabayla git gel, kız arkadaşınla arabayla dolaş demek isterdim ama ne yazık ki diyemiyorum. Niye ki? Eski arabanın parasını peşinat olarak ödeyeceğim. Bizim o kadar paramız mı var? Tamam tamam, hadi asmayın suratınızı. Belediye reisinin koltuğuna oturamadınız ama benim koltuğuma oturabilirsiniz. Senin koltuğun mu? Yani ben her ne kadar belediye reisi değilsem de bu ailenin reisiyim. Aile reisi sensin yani Tuna, öyle mi? Yok yani hayır kızım. Yani ben yani aile reisi, yani sen iki reis. Yani sen bebe, bizim ikimizin reisi. Neyse tamam, anladım. Evet çocuklar, eğer çok isterseniz siz de geçici olarak aile reisi koltuğuna oturabilirsiniz. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ne istersek yapılacak mı peki? Evet, ne isterseniz yapılacak. Hadi geçin bakalım koltuğa. Hadi bakalım reisler. Gelin, 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 gelin. Siz böyle, biz de böyle. Gel, gidin. Aşk olsun baba. Eski arabanı bile esirgiyorsun oğlunda. Hem ayrıca o arabayı sen satamazsın ki. Benden başka kimse almaz o arabayı. Merak etme, ben satarım. Emre, o paraya ihtiyacımız var. Boşu boşuna ısrar etme oğlum. Ne olur ne olmaz anne. Ben ısrar edeyim de belki sizin fikriniz değişir. Boşuna çabalama Havuç Efendi. Uzun bir süre daha metrobüse bineceksin. Yani metrobüsü sevmeye çalışırsan iyi ederiz. O arabayı sana bir şartla veririm. Ne şartı baba? Çok temiz, neredeyse sıfıra yakın bir ikinci el bulursam ve fiyatı da uygun olursa arabayı sana verebilirim. Yani imkansız diyorsun. Niye? İyi de baba, çok temiz, sıfıra yakın, ikinci el bir arabayı niye çok uygun fiyata satsınlar ki? O da doğru, satmazlar. Yani. Peki ne almayı düşünüyorsun? Vallahi şöyle bir şey düşünüyorum. Sıfır olacak. Ondan sonra benzinli. Bir de sedan olsun diyorum. Hala bıkmadın mı baba ya? Alsana şöyle bir 4x4 jip. Dağ taş gezersin vallahi. Pahalıdır oğlum onlar. Ay tabii canım. 2x2 neyinize yetmez Galip Bey. Nasılsa taksitle ödeyeceğiz. Yani bu jip fikri bana da bayağı sıcak geldi. Haluk sen nasıl ikna alıyorsun hemen ya? Ya ama ben o arabaları seviyorum. Yani böyle çok sağlam duruyorlar. Böyle kar, kış, böyle yolda da kalmayız ha. Meltem Hanım, Haluk Bey gibileri ne diyorlar biliyorsunuz mu? Ne diyorlarmış? Jip sevdi. Arabanın böyle adını duydunuz ve birdenbire aşık oluverdiniz arabaya. Hadi bakalım, aile reisi sizsiniz. Yönetin evi. Bilemiyorum yani. Neyse. Öncelikle televizyonda her zaman çizgi film kanalı açık olacak. Tamam. Ve istediğimiz kadar çizgi film seyretmemize kimse karışmayacak. Oldu, hadi açın bakalım çizgi film kanalını. Olur mu Öşegünün? Olur olur, onlar aile reisi. Bir süreliğine ne isterlerse olacak Tuna. Tamam ya. Ben kararımı verdim. Jip alıyorum. En doğru tercih babacığım. Büyük araba her zaman iyidir. Trafikte kolay kolay rahatsız edemezler. Senden uzak dururlar. Hem havası da cabası. Tamam ya, daha fazla konuşmaya gerek yok. Jip alıyorum. Bence sen daha çok karar değiştirirsin. Yani önce elektrikli araba dedin, sonra benzinli araba dedin. Şimdi jip diyorsun. Elektrikli araba ne anne ya? Tıraş makinesi mi alıyorsun? Oğlum kadınlar arabadan bu kadar anlar işte. Eve koltuk takımı seçer gibi araba seçerler. Ay acaba eflatun mu olsun yoksa bej mi? Acaba bu renk araba elbiseme uyar mı? Geldin Kemal amca. Hoş bulduk evine. Merhaba babacığım. Merhabalar. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evine bir çay getir. Nasılsın baba? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim iyiyim. Ne haber damat? Dede, babam arabasını satıp jip alıyor. Ama bu arada Havuç'ta metrobüslerde sürünüyor. Düşünen yok tabii. Oğlum. Yalan mı anne?
Evet, aile reisi olarak başka ne yapmak istersiniz bakalım? Bundan sonra ev ödevlerini büyükler yapacak. Çocuk odaya gelip yatacak. Tamam, oldu kabul. Gülüm, ne diyorsun Allah aşkına, olur mu öyle şey? Ya karışma sen aile reislerinin işine. Öyle istiyorlarsa öyle olsun Tuna. Ayrıca kimse küçüklere şu saatte yat, bu saatte yat diye karışmayacak. Ve sabahları da kimse kalkın okula gidin demeyecek. Evet, o gün canımız isterse okula gideceğiz, istersek gitmeyeceğiz. O da kabul. Bitti mi, bu kadar mı? Evet. Ha, o zaman tamam, artık oradan kalkabilirsiniz çünkü süreniz doldu. Anam, kıkıda var mıydı? Herhalde. Çocuksunuz siz oğlum. Alper belediye başkanlığı koltuğunda ne kadar oturduysa, siz de aile reisliği koltuğunda o kadar oturdunuz. Yani sizin anlayacağınız aile reisi yine biz ikimiziz. Evet, aynen öyle. Haydi bakalım. Baş, 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 baş. Gelin böyle. Evet. Gel, gel, gel. Bakalım. Televizyonu da kapatalım Tuna. Ya damat, sen jipi ne yapacaksın Allah aşkına? Jip arazi arabası. Sen evden işe, işten eve. Ay baba safari falan yapacak herhalde. Bizim yollarımızda araziyi aratmıyor ki baba. Günde 50 defa çukura giriyorsun, 100 defa tümsekten geçiyorsun. Tam da bizim yollara göre 4x4'ler. Hem de büyük. Tabii, büyük almanızda fayda var. Seneye de binersiniz. O zaman büyük araba alacaksan da anlat. Minibüs al. Minibüs mü? Evet, minibüs al. Bak, zaten ailede kalabalıklaşıyor. Şimdi torunun olacak. Değil mi? Sen de olacaksın. Hep beraber minibüse bineriz, gezmeye gideriz. He? Evet, yine biz aile reisi olarak eski reislerin aldığı kararları değiştiriyoruz. Evet, bundan sonra ev ödevlerini çocuklar yapacak. Evet, her zamanki gibi erken yatılacak. Ve sabahları erken kalkılacak. Yine biz ne anladık ki bu eski kişiden? Evet, her şey yine sizin istediğiniz gibi oldu. Evet, bizim istediğimiz gibi oldu. Çünkü siz çocuksunuz. Sizin de çocuklarınız olduğu zaman sizin istedikleriniz olacak, tamam mı? Hadi bakalım, marş marş yukarıya. Hadi bakalım. Eller yüzler yıkanacak, dişler fırçalanacak. Hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi fıstıklar. İyi geceler. Hadi bakalım. Çalayım. Tamam mı? Hadi güle güle. Aile reisleri. Aslında minibüs de mantıklı bir fikir. Tatillere giderken falan çok rahat ederiz. İçini doldur doldurabildiğin kadar. Doğru söylüyorsun. Hele annenle tatile çıkıyorsan 10 günlük tatil için 8 tane valiz hazırlıyor. O zaman minibüs alıyorsun. Hiç beni bahane etme. Ya sen minibüs almak istiyorsan git al. Tamam ya, ben kararımı verdim, minibüs alıyorum. Aa, çok güzel. O zaman bu yaz hep birlikte tatile çıkıyoruz. Seni dünürleri de alırız. Valla ben içine sığabileceğinizi pek zannetmiyorum. Hani Menderes Bey de gelirse sizle neye? Sizin bir kamyon almanız lazım Halit Bey. Hatice Şükrü nereye kayboldu? İçeride yattı teyze. Oh, bu da buraya serildi. Biz de rahat rahat otur, dizimi seyredersin. Bir çay daha koyayım mı? Yok yok, otur. Reklamlarda koyarsın. Tamam. Allah Allah. Bu da sanki böyle uyumuyor da ruhunu teslim ediyor. Nazife. 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 Nazife mi? Ay Emine diyecekti herhalde. Yanlışlıkla Nazife dedi. Adam uykusunda bile seni sayıklıyor vallahi. Hatice, saçma saçma konuşma. Açık açık Nazife dedi işte. Başka bir kadının adını söyledi. Nazife ya, Nazife. Nazife. Gazete okuyorum. İyi de çok gürültü yapıyorsun. Canım sesle okumuyorum ki, içimden okuyorum. Ya sayfaları hışır 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 yapıyorsun çevirirken. O yüzden ben uyuyamıyorum. Sayfaları çevirmeden okuyamam ki. O zaman biraz daha yavaş çevir. Böyle iyi mi?
Nazifah yaksın beni. Nazifah Hanım ha. Başıma bu da mı gelecekti ya? Beni başka kadınlarla mı aldatacaktı? Ayol teyze aldattığını nereden biliyorsun? Ya duymuyor musun işte? Elin kadının ismini sayıklayıp duruyor 2 saattir. Canım belki kötü bir niyetle sayıklamıyordur. Hangi niyetle sayıklıyor peki? Canım belki sadece arkadaşıdır bu Nazife Hanım eniştemin. Ya nasıl arkadaşlık bu? Arkadaş, arkadaşı yakar mı hiç ya? 2 saattir yaktın beni diyor. Gözün kör olmasın işte. Neyim senin gözün kör olmasın? Yıktın yuvamı, yıktın. Yaktın beni. Al gazeteyi buradan oku. Ana, bilgisayardan gazete mi okunur? Öyle güzel okunur ki. Bak buradan bütün gazetelerin internet sayfalarına girebilirsin. Hatta gazetenin kendisinin böyle sayfalarını tek tek görebilirsin. İyi de ben böyle anlamam ki. Niye? Ben böyle gazeteyi hissetmek istiyorum. Böyle sayfalarını teker teker çevirmek istiyorum. Kokusunu almak istiyorum. Yiyecek bir şey değil ki bu. Kokusunu ne yapacaksın? Ya ben böyle okursam aklıma girmez benim. Ya Haluk artık insanlar kitabı bile bilgisayardan okuyor yani. Bir denesem ne olur acaba? Ne kaybedersin? Ne kazanırım? Ya en azından ben rahat uyurum. İyi de ben sana uyumam mı diyorum? Çok geri kafalısın ya. Çok geri kafalısın ya. Öf. Öf. Çekme yorganı. Sen çekip duruyorsun. Her şey mi konuşuyor ya? Okumaya çalışıyorum. Ben de gazetemi okumaya çalışıyorum şurada. Emine neyin var? Yok bir şey Metin Hanım. Yok var bir şey. Yani geldiğinden beri ağzını bıçak açmıyor. Yemek de yemiyorsun. Hüseyin'le kavga mı ettiniz? Yok, kavga etmedik. E ne oldu o zaman? Yani keşke kavga etseydik. Sorun daha da büyük. Anlatsana kızım. Özel. Ta anlatılmaz diyorsun yani. Emine, biz yabancı mıyız? Ya ne oldu anlatsana, belki bir yardımımız dokunur. Sizin değil de belki Duygu'nun bir yardımı dokunabilir bana. Bir avukat lazım. Niye? Ben Hüseyin'den boşanıyorum Meltem Hanım. Ne? Ne? Üzme kendini bu kadar Hüseyin abi. Olan oldu artık. Nasıl üzmem Şükrü? Nazife Hanım yarışı son ayakta kaybetmeseydi... Şu anda ikimiz de zengindik. Öyle. Maalesef kaybetti ama. Boşanma nereden çıktı? Ne güzel gül gibi geçirip gidiyordunuz. Buraya kadarmış Haluk Bey. Bundan sonra tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Sebep? Şiddetli geçimsizlik. Nasıl şiddetli geçimsizlik? Yani siz hep kavga ediyordunuz ama... hiç böyle boşanacağım falan demedin sen. Yani... ufak tefek tartışmalar evliliğin tuzudur, biberidir. Bu seferki başka ama. Sorun çok büyük. İşte zaten biz de onu soruyoruz. Sorun ne? Hüseyin hayatında biri var. Ne? Bütün gece rüyamda Nazif Hanım'ı gördüm Şükrü. Bir an olsun aklımdan çıkmıyor. Kolay atlatılacak bir travma değil tabii Hüseyin abi. Nazife Hanım birinci gelseydi 50.000 kağıdı cebe indirecektik şimdi. Hayatında başka bir kadın olduğunu nereden biliyorsun? Kendisi söyledi. Ana benim hayatımda başka biri mi var dedi. Yani tam olarak öyle demedi ama rüyasında Nazife Nazife diye sayıklarken yakaladım. Nazife mi? Yani bazen Nazife Hanım da diyor. Yani kesin aralarında bir şey var. Ateş bacağı çoktan sarmış. Yaktım ben Nazife diyor.
Hüseyin abimi de yaktın, beni de yaktın Nazife. Sen yanlış anlamışsındır. Nazife dememiştir o. Başka bir şey söylemiştir, sen Nazife anlamışsındır. Ben ne duydum gayet iyi biliyorum Haluk Bey. Nazife diye sayıkladı işte rüyasında. Resmen aldatıyor beni. Canım nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Belki arkadaşıdır, belki ilkokul aşkıdır. Onun ilkokul aşkının adı Pakize. Yani söyledi bana daha önce. Ya şimdi hemen böyle yargısız infaz etmeyelim adamı. Bir araştıralım bakalım neymiş, neyin nesiymiş. Ondan sonra ben hesabını sorarım eğer böyle bir şey varsa. Yok, hiç gerek yok yani Haluk Bey. Ben kesin boşanacağım bu beygir mühendisinde. Ya bir dur. Zaten böyle bir şey varsa yakında çıkar foyası ortaya. Ya Meltem Hanım daha ne çıkacak? İşte kadının adı Nazife. Kısaca ona Hüseyin yaktın beni Nazife diyor. Ya bak görürsün. Bu işin altından senin tahmin ettiğin gibi bir şey çıkmayacak. Yaktın beni Hüseyin, yaktın. Günaydın. Günaydın Haluk Bey. Her gün yorulmuyor musunuz öyle? Neden? Ay her gün daha da kalın böyle gazeteler alıyorsunuz, taşıyorsunuz, geliyorsunuz. Yorulmuyor musunuz? Doğru söylüyorsun. Bundan sonra gazeteciden gazeteleri sen alıp geliyorsun ve masama koyuyorsun. Siz de internetten okusanız Haluk abi gazetelerinizi. Gazete gazeteden okunur, dar gömlek. Bana ters öyle şeyler. Neden? Çünkü gazeteyi böyle çarşaf gibi masana serersin böyle. Yanına da çayını koyarsın. Oo, hem çayından yudumlarsın hem de gazeteni okursun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İnternetten gazete okurken de çay içebilirsiniz. Yani buna bir engel yok. Bizim acil iş bulmamız lazım Şükrü. Haklısın abi. Hatice de arıza çıkarmaya başladı artık. Uzun zamandır işsiziz. Uzun zamandır mı? Sizin hiç işiniz olmadı ki Şükrü. Adam hasretme Yakup. İş var da biz mi çalışmıyoruz oğlum? Böyle oturarak iş bulamazsınız ki Hüseyin. Çıkıp iş arasanıza. Yürü git ya. O kadar emin konuşma Yakup. Bazen iş gelir, seni oturduğun yerde bulur. Şekilde görüldüğü gibi. Ne diyor? Eleman aranıyor. Ücret dolgundur. Gazeteden keyif almak istiyorsan internetten okumayacaksın. Mesela yattığın yerde bilgisayarı böyle katlayıp bulmaca çözebilir misin? Bence yakında onu da yaparlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kağıda basılı gazetenin yerine hiçbir şey tutmaz. Böyle yazın katlayıp yelpaze yaparsın, yellenirsin. Kışın böyle yakarsın, soba tutuşturursun. Ondan sonra paket yaparsın, gün gelir kese kağıdı yaparsın. Aa, orası doğru bak Haluk abi. Doğru tabii. Hem sonra mesela gazete bekar evlerinin vazgeçilmez masa örtüsüdür. Böyle serersin masaya, hem yemeğini yersin hem de gazete okursun. Yemek bittikten sonra da buruşturursun, atarsın çöpe. İşte o dedikleriniz için yakında boş gazete çıkaracaklar Haluk Bey. Çünkü içinde yazanları sizin dışınızda herkes artık internetten okuyor. Ya, o tarz şeyler için gazete çıkartmak çok enteresan olabilirdi yalnız bak. Yani üzerinde yemek yeme gazetesi, cam silme gazetesi. Soba tutuşturma gazetesi. Doğru. Hoş ama. Hadi hadi sen işine bak. Gazete keyfime kimse karışamaz. İyi olacak hastanın ayağına. Doktor kendi gelirmiş Hüseyin abi. Aradığımız işi bulduk sonunda. Bu iş hayatımızın işi olabilir Şükrü. Aynen öyle. Baksana kendinden işaretlenmiş. Daire için alınmış. Gidip hemen görüşelim Şükrü. Ama ilanı önce bir tam okuyalım Hüseyin abi. Ya Şükrü ne okuyacaksın? Ücret dolgundur diyor. Aa, bak şimdi olmadı işte. Ne olmadı Şükrü? Eleman aranıyor. Adamlar bir eleman arıyor abi. Biz iki kişiyiz. Vay be. Arabalar amma pahalı. Hayırdır Haluk abi? Araba almak gibi bir niyetiniz var galiba.
Benim araba sık sık yolda bırakmaya başladı. Hadi ya, yine mi? Maalesef ama satacağım, kurtulacağım bundan. Ne bakıyorsunuz Haluk abi, ne alacaksınız? Minibüs. Ne? Minibüs mü? Şöyle geniş geniş, ferah ferah. Ya yapmayın Haluk abi, ne yapacaksınız siz minibüsü? Dolmuşçuluk falan mı yapacaksınız? Oğlum siz hasta mısınız? Bir eleman aranıyor diye görüşmeye gitmeyecek misiniz şimdi? Söyledim ya Yakup, biz iki kişiyiz. Biz bir ekibiz Yakup. Ya hiç olmazsa birinizin işi olur. Diğerinize de başka bir iş bulunur. Olmaz Yakup. Anca beraber, kanca beraber. İlla yapışık ikizler gibi birlikte olacaksınız yani. Peki ama böyle işi nereden bulacaksınız? Belki bir yerde frikik olur da ikili baraj kurmak için bunları çağırırlar iyi de. Abi ben bir ufak su döküp de geleyim. İsterseniz beraber gidin. Anca beraber, kanca beraber. Aile kalabalıklaşıyor dar gömlek. Şimdi bir de torun da geliyor. Minibüsü o yüzden istiyorum. Bana büyük araba lazım. Bence sizin aile kalabalıklaşmıyor Haluk abi. Tam tersine git gide azalıyor. Yani Havuç artık sizle oturmuyor. Duygu deseniz evlendi. Hatta çocuğu olacak. Yani Meltem Hanım'la baş başa kaldınız. Tatillerde falan iyi olurdu. Böyle hep beraber cümbürü cemaat doluşurduk. Öyle giderdik. Öyle de artık Havuç sizle tatil yapmaz ki. Arkadaşlarıyla gider. Tabii ya. Duygu da alır bebeği de kocasıyla beraber gider tatile. Yani. Nerede şimdi cümbür cemaat? Bence siz spor araba alın Haluk abi. Böyle iki kişilik. Spor araba mı? Evet. Meltem Hanım'ı da alırsınız. Beraber gezersiniz işte, ne güzel. Yani bence Haluk Bey hepsi mantıklı. Bir tek minibüs bana çok saçma geliyor. Kusura bakmayın ama. Saçma tabii Yasemin. Ya Haluk abi büyük araba size çok sorun yaratır. Yani trafikte sorun yaşarsınız, park ederken sorun yaşarsınız. Sıkılırsınız vallahi. Tamam dönün önünüze. Ne güzel kararımı vermiştim. Sabah sabah gene kafamı karıştırdınız. Hayırdır Hüseyin, nereye? Ya birazcık hava alayım. Yakup, bunaldım burada. Bir iki saate dönerim. Dönmesin de olur, beklemeyiz yani. Hüseyin abim nereye gitti Yiğido? Biraz hava alacağım dedi, dışarı çıktı. Menekşe sokak 10 numara. Sen nereye? Ben de biraz hava alacağım Yakup. Hani bunlar ekipti Yiğido? Her şeyi birlikte yapıyorlar da havayı niye birlikte almıyorlar? Yeter artık belki, yeter. Ya hassasiyetini anlıyorum ama bu kadarı fazla. Hayatım söz konusu olan bebeğimiz. Tabii hassas olacağım. Ben de bu çocuğun annesiyim. Senin kadar ben de korumasını bilirim. Ama ya niye tartışıyorsunuz? Meltem anne, cep telefonunuzu rica etsem Duygu'dan uzak tutar mısınız? Niye? Bebeğimiz etkileniyor o bakımdan. İşte bu yüzden tartışıyoruz anne. Emine abla, ADSL açık mı? O ne? Ya şey var ya işte internet şeysi, kutu. O hiç kapanmaz ki. Meltem anneciğim, yani biz geldikten sonra kapatırsanız çok sevinir. Niye? Çünkü elektromanyetik dalgalar bebeği etkiliyor. Onun için Emine abla kapat hemen, kapat. Hadi. Hayatım sen geç şöyle. İyi günler. İyi günler. Ben iş için gelmiştim. Eleman arıyormuşsunuz. Buyurun bekleyin. İyi günler. Gazetedeki ilan için şey etmiştim. Buyurun bekleyin.
Hüseyin abi. Şükrü. Senin burada ne işin var Şükrü? Hiç. Asıl senin ne işin var burada? Yani. Etrafta yüksek gerilim hattı yok. Bu güzel. Bebek etkilenmez. Bırak şu saçmalığı, otur yerine Berke artık. Evet, ortakta bir şey yok ama hani Duygu'yla sizin aranızda bayağı bir yüksek gerilim olmuş. Evet, görüne göre baz istasyonu da yok. Aa, o büyük sorun işte. Yani baz istasyonu olması gerekiyor. Çünkü cep telefonları doğru düzgün çekmiyor. Delirdin mi sen Emine abla ya? Bebek çok etkilenir, lütfen. Berkeciğim. Otur. Biraz sakin ol lütfen. Yani etrafta bebeği etkileyebilecek herhangi bir tehlike yok. Var efendim. Televizyon. İnternette araştırdım. Acayip radyasyon yayıyormuş. Malum deviş var. Anladım ama biz açmıyoruz televizyonu zaten. Sohbet ederiz. Sohbet de bebeği etkilemez herhalde. Yok. Yani yüksek sesle konuşursak etkilenebilir. Yani huzursuzlanıyor yani bebiş. O zaman kavga etmeyin. Evet. Yazıklar olsun Şükrü. Benden habersiz iş görüşmesine geliyorsun öyle mi? Geldim. Ama bir sor. Neden geldin? Niye geldin? Ben senin adına iş görüşmesine geldim Hüseyin abi. Sürpriz yapacaktım. İşi alıp sana verecektim. Yalan söylüyor. Peki sen niye geldin? Sana sürpriz yapacaktım Şükrü. Ne de olsa yeni evlisin. Senin benden daha çok işe ihtiyacın var. Kesin yalan söylüyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmeye yarın devam edeceğiz. Neyse. Zaten buradan bize iş çıkmazdı Şükrü. Baksana. Bir sürü aday vardı. Evet abi. Çıkmaz bence de. Biz önümüzdeki işlere bakacağız. Şimdiden bir kişiyi elemiş oldum. Yarın çaktırmadan gelirim yine. Böyle dolgun maaşlı iş her zaman denk gelmez. Berkeciğim, ben senin hassasiyetini anlıyorum. Duygu'nun hamileliği süresince bazı şeylere dikkat etmesinde elbette fayda var ama yani bu kadar kafaya takarsan hayat çekilmez olur. Sen ne diyorsun anneciğim? Yani bana artık bilgisayar bile kullandırtmıyor. Aa, Duygu olmaz. Bebeği en çok bilgisayar etkiliyor. Evet, acayip radyasyon alırsın ya. Dur. Ben bakarım. Duygu Hanım'ın telefonu, buyurun. Yok, kendisi yok şu anda. Toplantıda. Bir notunuz varsa ben iletirim. Görüşmek üzere. Senin telefonlarına Berke mi bakıyor? Evet. Ben etkilenmeyeyim diye benim yerime o konuşuyor. Canım delirmiş canım bu Berke'de. Bir şey değil. Neye bakıyorsun? Spor arabaları. Spor arabaları mı? Ha. Hani minibüs alacaktın sen? Kararımı değiştirdim. Niye? Ya koca arabayı ne yapacağız? Her yere ikimiz gidiyoruz şöyle. Tek kapılı, spor bir araba bize yeter. Emin misin? Kararımı verdim. Spor araba alacağım. Son kararın mı? Ne demek son kararın mı? Haluk abire fikir değiştirip duruyorsun. O yüzden ben de soruyorum sana. Bak istersen arkadaşına sorma hakkını kullanabilirsin. Merhaba Emine. Merhaba Emine. Merhaba. 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 Of of. Ne oldu ya? Niye ofluyorsun? Özge'yi çok özledim kardeşim ya. Çağır gelsin o zaman abicim.
Çağıramam. Eğer gelirse hesap bana kilitlenecek. Oğlum ya, senin babandan zam istemen şart. Böyle başa çıkamazsın ki. İstedim oğlum, yapmıyor. Niye? Gittiğiniz yerlerde Alman usulü ödeyin diyor. E tamam, sen de öyle yap o zaman. Her zaman sen ödemek zorunda değilsin ki. Kardeşim, ben sevgilime para ödettirmem. Kaç kere söyledim ya size? E ne yapacaksın peki? Alman usulüne de yanaşmıyorsun. Ben Alman usulünden daha etkili bir yöntem biliyorum kanka. Ne kanka? İskoç usulü. Aa, evet kardeşim. Gittiğiniz hiçbir yerde hiçbir şey yiyip içmiyorsunuz. Böylelikle de hesap ödemiyorsunuz. Teo ya. Ben de umutlandım ha. Ay sen spor araba alacaksın da ne olacak ya Luk? Genç işi onlar. Hakikaten abi, ne yapacaksın sen spor arabayı? Kız falan mı tavlayacaksın yoksa? Spor yapmak için spor arabaya binecekseniz o hiç olmaz zaten Haluk Bey. Yani spor yapmak için arabadan inmeniz lazım. Boş ver sen spor arabayı. Doğru düzgün bir şey al ki. Spor araba seri olur. Seri olacak da ne olacak ki? Hakikaten yarışlara falan mı katılacaksın abi? Haluk'cum ayrıca yani araba seri olsa da sen artık eskisi gibi seri değilsin. Arabaya ayak uyduramazsın. Yaşlandın diyorsun yani. Yaşlandın tabii. Saçlarına bak, bembeyaz oldu. Bence sen saçına uygun bir araba al. İşte kadınların arabadan anlaması bu kadar olur. Rengi eflatın mı olsun, pembe mi olsun? Performansını bilmezler. Kaç beygir olduğunu bilmezler. Kilometrede kaç para yaktığını bilmezler. Onları bileceğim de ne olacak ki? Oto tamircisi miyim ben? Acayip bir şey söyleyeceğim ben. Gönül doğru söylüyor. Biz arabaya bineriz, kullanırız. Gerisi de ferahat. Bir de kullanabilseniz bari. Daha kendi başına park edebilen bir kadın görmedim. Biz park ediyoruz işte. Ha. Evet. Biliyorum nasıl park ettiğinizi. Ne yapacaksın peki kanka? Kızla dışarıya çıkmayacak mısın hiç? Oğlum iki gün sonra zaten buluşacaksın mecburen. Benim ekonomik durumumu toparlamam için uzun bir araya ihtiyacım var. Kaç sene mesela? Sene falan değil oğlum ya. Şöyle bana bir ay falan yeterli olur. Toparlarım bayağı. Oğlum abicim yani sen ne diyeceksin kıza şimdi? Yani kusura bakma, mümkünse bir ay görüşmeyelim, ben biraz para biriktireceğim mi diyeceksin ha? Tabii ki öyle demeyeceğim abicim. Özge ile kavga edeceğim. Abicim ne kadar kavga etsen azdır ya. O da biraz elini cebine atsın. Ya abicim yalandan bir bahane bulup kavga edeceğim. Gerçek değil. Yürü bas yürü. Gidelim biz. Bu herif iyice kafayı yedi ya. Ya gidelim ya, biz burada kavgaya tanık falan olmayalım ya. Şahit falan yazarlar. Ne yapıyorsun Oğuz? Özge'yi arayacağım. Alo. Aşkım ne yapıyorsun? Ha, kafedeyim, gelsene bir konuşalım ya. Aman, kadınlar kötü araba kullanır diye bir laf tutturmuşsunuz, hep aynı şeyi söylüyorsunuz. He yani ben anlamıyorum ki. Böyle bir istatistik yapılmış da bizim mi haberimiz var? Aman onlar erkeklerin uydurması Meltem. Kadınlar da en az erkekler kadar güzel araba kullanıyorlar. Değil mi Gülüm? Yahu kadınların genlerinde yok araba kullanmak. Sizin genlerinizde manita koltuğunda oturmak var. O ne be? O şey Gönül, hani direksiyonlu olmayan koltuk. Öteki, hani yandaki koltuk var ya, o koltuk. Zaten o koltuk da bir kadının oturacağı düşünülerek böyle makyaj aynası falan yapılmış. İşte sizin şoförlüğünüz bu kadar olur. Sen öyle san. Hatta ben biraz daha ileri gidip kadınların erkeklerden daha iyi araba kullandığını bile söyleyebilirim. Bak işte kendini itiraf ediyorsun fazla ileri gittim diye. Madem kadınlar bu kadar kötü araba kullanıyor, niye ikinci el araba alırken hep bayandan olanları tercih edersiniz? Hadi bakalım Haluk, hadi cevap ver bakalım, hadi. Oto, kızla kavga etmek için ne bahane bulsam acaba? Hiçbir falsosu da yok ki kızın abicim ya. Belki geç gelir. Kavga sebebi resmen abicim bu. Bence o seçeneği unut, geldi bile. Baksana ne kadar açık giymiş. Kesin kavga çıkartırım ben bunu. Herkese merhaba. Merhaba. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Ya ben biraz acıktım da Meto. Bize küçük bir tabak patates yapabilir misin? Tabii tabii yaparım. Ne demek? Yalnız Meto, bir tane çatal getir abicim. Aa, neden? Sen yemeyecek misin? Ben çatalı kendim için istedim zaten. Maşallah sen kendi çatalını yanında getirmişsin. Anlamadım. Çatal diyorum, çatal. Yanında getirmişsin diyorum.
hemen getireyim patatesi. Bir kere kadınlar erkeklerden daha fazla trafik kurallarına uyduğu için sana kadınlar kötü araba kullanıyormuş gibi geliyor. Allah Allah. Mesela ben her kırmızı ışıkta duruyorum. Ama her seferinde kornaya basan bir erkek oluyor geç diye. İyi de her kırmızı ışıkta durulmaz ki be kardeşim. Baktın yol müsait, geçeceksin. Boş yere trafiği tıkamayacaksın. Al işte. Yani kırmızı ışıkta durmayıp geçen taş fırın erkeği iyi araba kullanıyor. Duran kadın kötü araba kullanıyor. Abi sen var ya hiç konuşma ya. Valla konuştukça batıyorsun sanırım. Valla konuşma ya, hadi bir gönül. Bir kere kadınlardan daha çok trafik kurallarını ihlal eden mi var? Ha? Trafikte bak, cep telefonuyla konuşanların %80'i kadın. Çünkü Allah bir çene vermiş, başka da bir şey vermemiş. Allah Allah. Bir kere ben cep telefonuyla hiç konuşmam arabada. Kırmızıda makyaj yapıyorsun sen de. Zaten kırmızı ışıkta durmanızın sebebi o. Makyaj tazelemek için. Ya sen onu bunu bıraksana abicim. Sen nasıl bir araba alacaksın şimdi? Spor araba alacaktım ama sayenizde kafam karıştı. Ne yani? Çok mu açık şimdi bu elbise? Açık da laf mı Özge ya? Üzerine bir şey giymeseydin daha iyiydi. Ya bence sen abartıyorsun Avuç. Abartan sensin kızım. Bize ters böyle şeyler. Benim sevgilimin çatalı gözükemez. İnanmıyorum ya. Bu kadar geri kafalı mısın sen? Ne dersen de Özge. Gideceksin evine, o kıyafeti değiştireceksin. Adamı hasta etmeyeceksin. Bir dakika, bir dakika. Sen bana karışamazsın Avuç, tamam mı? Eğer ben senin sevgilinsem, erkek arkadaşınsam karışırım. Karışamazsın. Karışırım. Karışamazsın. Karışırım. Madem öyle sana hayatta başarılar Havuç Kafa. Sorarsan abi sen eski kullandığın gibi bir şey aldı. Yani siz ailesiniz. İki kişilik araba sizi kesmez. Bak benden söylemesi yani. Tuna doğru söylüyor. Yani şu anda kullandığın arabayı alırken de çok kararsızsın ama aldıktan sonra en doğru kararı verdiğini söyledin. Doğru doğru. Yani bugüne kadar idare etmesi bile harika bir şey. E canım sıfır araba almak zorunda mısınız? Evet Gönül. Çok hesaplı, çok güzel ikinci el arabalar da çıkıyor. Ya tabii eğer öyle bir araba bulursam alırım. Niye sıfır arabaya o kadar para vereyim ki? Mutlaka çıkar abi, mutlaka çıkar. Yalnız acele etmeyeceksin abi ve iyi araştıracaksın, değil mi Gönül? Öyle. Tamam ya, ben kararımı verdim. Temiz, hesaplı bir ikinci el araba alacağım. Hadi bakalım. Bu akşamki kararımız olsun. Yarın Allah kerim. Ne? Ya tamam, ben kararımı verdim biliyorum. Bence bu kız seni terk etti Avuç. Bir daha hayatta geri dönmez. Bu kadarcık kavgayla kimse kimseyi terk etmez. Bir iki hafta sonra barışırız. Ben o iki haftada da ekonomik durumu bayağı bir düzeltirim. Ha. Havuç, yakında senin ismini Türkiye'nin en zenginleri listesinde görebiliriz. Nereden çıktı ya o? Kız geri dönmezse sen epey bir para biriktirirsin ha. Gerçekten çok. Gazeteyi gazeteden okumanın tadı başkadır. Hiçbir şeye benzemez. Bizim Yasemin'le dar gömlek de böyle senin gibi şeyden okuyor, bilgisayardan okuyor. Ama benim aldığım keyif alıyorlar mı? Hayır. Hem sonra böyle basılı gazete paylaşıma da açıktır. Mesela bir sayfasını sen okursun, diğer sayfasını başkasına verirsin. Ya. Sana ekini vereyim mi? Ha? Şş. Şş. Vereyim mi sana? Efendim? Sen kulağına pamuk mu tıkadın? Ne yapayım? Senin gazetenin hışırtısından uyuyamıyorum Haluk. Şu iş için istersen görüşmeye git Şükrü. Ne de olsa ücret dolgunmuş. Bari senin hayatın kurtulsun. Ben para için arkadaşımı satmam Hüseyin abi. Anca beraber, kanca beraber dedik ya. Para için ben de seni satmam Şükrü. Ücret ne kadar dolgun olursa olsun.
İsterlerse ayda 1 trilyon versinler, yine de gitmem. Ayda 10 trilyon da versinler, fark etmez Şükrü. Arkadaşlık her şeyden önemli. Arkadaşlık önemli ama para da önemli. Böyle ücreti dolgun bir iş, zav çıkar bir daha. Özge ile acayip kavga ettik kardeşim. Bir süre rahatım, hesap ödemek zorunda değilim artık. Ne kız seninle barışmazsa? Ya iki mırın kırın eder, sonra barışır abicim. Ya olmazsa kıza gidersin, pahalı bir hediye alırsın, olur biter. Oğlum salak mısın sen ya? Cebimde 5 kuruş para yok diye kızla küsmek için bahane arıyorum, sen pahalı hediye al diyorsun. Ya kanka, bu kız sana çok mu masraflı oluyor diye? Ya az değil kanka. Tüm burada olsa 2-3 çay içer, 2 tane de tost yer, 10-15 lira hesap gelir. Bak 10-15 lira cebimde kalmış oldu. E demek ki senin 2 tane sevgilin olsa, ikisiyle küssen 30 lira karın olacaktı abicim ya. Bence çok büyük fırsatı kaçırmışsın ha. Allah Allah. Ya kanka, bence hata yapıyorsun. Hesabı ortak ödemelisiniz, tamam mı? Yoksa ben kıza hesap ödettirmem falan diyorsan gelirsin. Burada sap sap oturursun. Özge geldi. Gitti 15 lira ha. Gitmem falan dedi ama kesin gidecek görüşmeye. Öyle dolgun ücretli işi hayatta kaçınmaz. Saatine baktığına göre birazdan bir bahane uydurup kalkacak. Benim bildiğim Hüseyin abi böyle işi kaçırmak istemez. Kusura bakma ama bu işi sana kaptırmam Şükrü. Arkadaşlık da bir yere kadar Hüseyin abi. Bu iş benimdir. Duvarlar falan da çok kirlenmiş. Sanki badana istiyor Şükrü. Şuraya bak ya. Asıl tavan çok kirlenmiş abi. Tavanlar badana istiyor, baksana. Yok bu oğlum. Neresi? Şurası abi. Saçmalama ya. Bak gidiyorum oğlum. Emine. Hı. Ne yapıyor seninki? Kim? Kaç tane seninki var? Hüseyin. Artık benimki değil ki. Nazife'ninki. Uykusunda yine sayıklıyor mu adını? Oo, hem de sabaha kadar sayıklıyor. Nazife'yle yatıyor, Nazife'yle kalkıyor. Peki sen bu konuyu Hüseyin'le konuştun mu? Ne konuşacağım Meltem Hanım? Yani ben bu işi kafamda bitirdim artık. İş resmiyete kaldı. Ha, boşanacaksın yani. Kesin. Vereceğim mahkemeye, hakimin karşısında tüü diye suratına tüküreceğim. Ya bu kadar emin olma, dur bakalım. Yani sadece bir isim var ortada, kanıt yok ki elinde. Ay canım, daha neyin kanıtı olacak Meltem Hanım ya? İşte baksanıza, Nazife de Nazife. Sabahtan akşama kadar Nazife. Daha neyin kanıtı olacak? Ya sen haklıymışsın Avuç. Hangi konuda? Yani dünkü elbisem gerçekten de biraz açıkmış. Annem de söyledi. Ama bak bugün senin için daha dikkatli giydim. He, sen o olayı diyorsun. Ya ne konuşuyor bunlar ya? Ne konuşacaklar kardeşim? Eninde sonunda barışacaklar. Eyvah, yandı çocuk, yandı. Ya bir de bunun yüzünden kızıp küstüm sana. Senin bir kabahatin yok ki. Affettim seni Avuç. Affettim diyorsun yani. Hı hı, evet. Ya Özge nasıl affedersin ya? Ben de çok ağır konuştum sana karşı. Bir süre daha affetmemen lazım. Ya boş ver. Unuttum ben her şeyi. Ama Özge, sen böyle yaparsan ben şımarırım. Bırak biraz küs kalalım. Burnum sürtülsün. Ya unuttum dedim ya Havuç, uzatma. Ya Özge, sen unutsan da ben unutmam. En az birkaç hafta ceza ver bana. Ne cezası? Görüşmeme cezası. Birkaç hafta görüşmeyelim. Dersimi alayım. Ya ama ben seni bir gün bile görmezsem özlerim. Biraz dişini sık sen de Özgeciğim. Birkaç hafta dediğin nedir ki? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Ya benim için zor geçer. Ya seni affettim ve barışıyorum. Ben kendimi affetmiyorum ya. Ben affediyorum. Hadi kalk. Teo, Basra, hadi siz de kalkın. Havuç'la barışmamızın şerefine küçük bir kutlama yapacağız. Ana, kutlama mı? Anası babası yok. Şöyle güzel bir yere gidip dört dörtlük bir kahvaltı yapalım.
sen önden git ya, ben gelirim. Hadi. Çay da süper olmuş be Hüseyin abi. Öyle Şükrü. Sayemizde çay yapmayı da öğrendi. Yakup. Oo, bir fırt da sen al istersen. Bu güzelim çayı soğutmadan içmek lazım. Alıyorum Şükrü. Ama sen yavaş içiyorsun oğlum. Çayı hızlı içeceksin ki lezzetini alasın. Ben birazcık dışarıya çıkıp dolaşacağım. Ben de bir markete kadar gideceğim abi. Hatice yoğurt istemişti. Yoğurt mu istedi? Hop. Çay paraları ne olacak? Ya kaçıyor muyuz bu oğlum? Her gün aynı muhabbet. Hayret bir şey ya. Baba erkenden çıktı evden. İş görüşmesine gideceğim dedi. Sen de o kadara gitti diyorsun yani. Yok, gerçekten iş görüşmesine gitti. Yani şirketin adını da söyledi. Hep şikayet ediyordun çalışmıyor diye. Zamparalığa kanıt istiyordunuz Meltem Hanım. İşte size en güzel kanıt. Ne alakası var ya? İş görüşmesine gitti diyorsun. Ya iş görüşmesine neden gidiyor zannediyorsunuz Haluk Bey? Çalışacak, para kazanacak. Yani eğer zamparalık yapacaksa cebinde parası olması lazım değil mi? Yani belli ki bu Nazife çok masraflı bir kadın. Aferin Nazife'ye vallahi. Hüseyin'i adam edecek galiba. Haluk. Ne? Canım ben Hüseyin'e aferin demedim ki. Nazife'ye aferin dedim. Hüseyin için alacaksın eline bir meşe odunu. Sabahtan akşama kadar döv babam döv. Döv babam döv. Bir acil, çok acil. Benimki daha acil. Yakup anahtarı ver. Yakup anahtarı bana ver. Ne oluyor oğlum size? Hayır bana ver. Çok fena sıkıştım. Motoru fena bozmuşum Yakup. Ben de Yakup. Ben de. Tuvaletin anahtarını istiyorsanız Fikret abi girdi. Ne? Girerken yanında gazeteyi aldı. 45 dakikadan önce çıkmaz. Rahatsız Hasan'ın kahveye gidin bence. Ay parası ödemiyorsunuz bari tuvaletinizi başka yerde yapın. Hadi. İyi. Ben gideyim o zaman. Yok yok. Önce ben gideyim. Kusursuz zamparalık yoktur Emine. Eninde sonunda bir kanıt bırakır Hüseyin. Tabii gerçekten yapıyorsa. Ha, evet, gerçekten yapıyorsa. Benim için yeterince kanıt var Haluk Bey. Yani sabaha kadar bir kadının adını sayıklıyor. Yetmez mi? Ya bu kanıt insanı ipe götürür. Dur bakalım, o kanıt sayılmaz Emine. O zaman başka kanıtlar bulmam lazım. Oldu olacak, adamın peşine bir de dedektif tak. Takma böyle şeyleri, takma. Hadi. Sağ ol Emine. Ya bana bak Emine. Yani senin ne söylediğini kulağın duyuyor mu? He? Yani Hüseyin biraz tembeldir, biraz üçkağıtçıdır tamam. Ama öyle çapkınlıkta falan gözü yoktur ya. O taraklarda bezi olmaz. Ya ben de öyle sanıyordum ama varmış. Nasıl bu kadar emin konuşuyorsun ya? İşte aslında ben de onun için aradım ya seni Kemal amca. Böyle bir şey varsa ki var olduğundan eminim. He. Yani ben diyorum ki, hani böyle Hüseyin dedektif gibi böyle gizlice bir izleseniz, hani. İzleyeyim mi? Ha, böyle hani o Nazife denen kadınla böyle bir güzel fotoğraflarını çekin. Böyle mahkemede yüzüne çarpayım o serserinin. Çok güzel böyle kanıt olur. Hiç merak etme. Şu andan itibaren dedektif Kemal olaya el koyuyor. Akşama Hüseyin'le ilgili çok kapsamlı bir rapor getireceğim sana. Hadi inşallah. Basri, sıfırı tükettim abicim. Cebimde 5 kuruş para yok. Oğlum, kız sana hesabı ortak ödeyelim dedi. İşte böyle delikanlılık yaparsan 5 parasız oturursun. Abicim, fazla delikanlılık iyi bir şey değil. Keseye zararlı. Ama ne oldu? Oğlum, ilana bak. Fıstık gibi arabayı 3 kuruşa satıyorlar. Ya oğlum ya, gerçekten 3 kuruşa satsalar bile onu da alamazsın. Çünkü cebinde sadece 0 kuruş var. Ya kardeşim, arabayı ben almayacağım ki. Babam alacak. Baban araba mı alacak? Evet kardeşim. Baksana oğlum arabaya. Hiç kullanılmamış. Daha 10.000 kilometrede. Bunun sıfırını almaya kalksan dünya kadar para. En sonunda artık bizim de arabamız olacak. Ya ben bir şey anlamadım ya. Babana mı araba alacaksınız, sana mı?
Biraz satsıyı çalıştırsana kanka. Babama sana çok düşeş bir araba buldum diyeceğim. Ama senin eski arabayı da ben alayım diyeceğim. Kabul etmez mi? He, eder mi? Eder tabii abicim. Hele bir de söz alırsak o zaman tamamdır. Hayatta dönmez sözünden. Ya sonradan kıvırmaz değil mi? Hayatta kıvırmaz. O zaman yani ne bekliyorsun oğlum? Arasana hemen. Alo? Baba? Ne var avuç kafa? Gene haçlık meselesini konuşacaksan kuruş çalışmaz ona göre. Yok baba, senin için süper bir araba buldum. 50 bin liralık arabayı 30 bin liraya satıyorlar. Ne diyorsun oğlum sen? Çok düşeş bir araba buldum baba. İkinci el ama daha 10 bin kilometrede. Hiç kullanılmamış. Bunun sıfırını almaya kalksan en az 50 bin. Kim satıyormuş bu arabayı? Görüşelim sahibiyle. Bakalım arabaya bir. Orası kolay baba. Yalnız sahibinin bir şartı varmış. Şartı mı varmış? Şöyle bir şey baba. Bu arabayı kim alırsa eski arabasını oğluna hediye edecek diyormuş. Rüşvet istiyorsun yani benden. Komisyon diyelim istersen biz ona. Bak avuç kafa. Dediğin gibi hesaplı, güzel bir arabaysa eski arabayı sana verebilirim. Alırsak tabii. Tamam baba tamam. Hemen arayalım sahibini, kafede görüşelim. Tamam babacığım. Oğlum bitti bu iş. Artık bizim de arabamız olacak. Oğlum baba ne diyor ya, anlatsana. Söylediğin gibi hesaplı, temiz bir arabaysa onu alır, benim eski arabayı da sana veririz diyor. Babama ne yapıp edip bu arabayı aldırmamız lazım. Oğlum arasana hemen arabanın sahibini ya. Böyle düşeş bir araba kapağının elinde kalır ya. Biz kapacağız, bizim elimizde kalacak Basri. Sonra adamı bir çaktım yere yapıştı. Gidi o. Kim lan bu cins? İki saatten beri cinssiz bakıyor. Hiç bilmiyorum ki Hüseyin abi. Adam hiç konuşmuyor. Daha demin çayını bıraktım, eliyle git işareti yapıyor. Gizli polis olabilir mi acaba? Her şey olabilir. CIA ya da FBI ajanı olmasın abi. Olabilir Şükrü. Dikkat etmek lazım. Adam aleyhinden bizi izliyor. İzlesin abi. Ekşi yemedik ki karnımız ağrısın. Ha. Kartal'dan merkeze. Kartal'dan merkeze. Buyur Kemal amca. Yani Kartal. Şu ana kadar olağan dışı bir şeye rastlamadım. Böyle boş boş oturuyorlar. İzlemeye devam edelim Kartal. Mutlaka bir açıklayacaktır o serseri. Anlaşıldı merkez. Tamam. Nerede kaldı oğlum bu adam? Gelecek baba ya. Kafenin adresini verdim. Birazdan burada olur. Haluk amca bak sözün söz değil mi? Yeni arabayı alınca eskisini havuca vereceksin. Babamla yamuk olmaz Basri. Hatta şu anda bile eski arabanın anahtarını alabiliriz kendisinden. Aceleye gerek yok. Daha yenisini almadık ki eskisini verelim. Bu iş olmuş bil baba. Bundan daha düşeşini bulamayız biz. Ha buyurun buyurun buyurun. Havuç abi sizinle görüşecekmiş. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Kazım ben. Merhabalar. Oldum Haluk. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Ben bakıyorum. Buyurun. Bakın. Siz kimsiniz? Komiser Konum. Efendim beni tanımadın mı? Aa baba. Baba ya. Bu ne hal? Allah Allah. Amanin. Tam da dedektif gibi olmuşsunuz ha Kemal amca. Evet. Dedektif mi? Ne dedektifi? Hüseyin'i takip aldım Meltem. Gölgesi gibi peşindeyim. İçtiği suya yediği yemeğe kadar takip ediyorum. Sonra da rapor ediyorum. Nasıl Kemal amca? Bir ipucu falan yakalayabildiniz mi bari? Öyle ayaküstü rapor verilmez. Şöyle bir oturalım. Ne oluyor ya? Evet. Gelelim konumuza. Gelelim Haluk Bey. Şimdi siz bize bir indirim falan yaparsınız artık. Aa ne indirim Haluk amca ya? Fiyat zaten çok uygun. Böyle düşeşini hayatta bulamayız ya. Evladım sen bir çeneni kapa. Delikanlı doğru söylüyor Haluk Bey. Gerçekten böylesini bulamazsınız.
Siz bu arabayı niye satıyorsunuz? Aa Haluk amca ya ne yapacaksın ya niye sattığını? Adamın arabası ister satar ister biner. Keyfinin hayası mısın ya? Oğlum karışmasana sen. Araba sıfır sayılır Haluk Bey. Delikanlı gerçekten doğru söylüyor. Temiz araba. Aa, süper alıyoruz hemen. Araba full aksesuar Haluk Bey. 4 tane hava yastığı, klima, çelik cantlar, lastikleri bile yeni değiştirdin. Tertemiz araba. Aa, tertemiz diyor Haluk amca ya. Tamam hemen alıyoruz. Bunlar artık bütün arabalarda var. Var ama fiyatı bu kadar uygun mu? Ya kardeşim sen bir kapasana çeneni ya. Allah Allah büyüklerin işine karışma. Karışırım kardeşim. Böyle bir arabayı Haluk amcanın kaçırmasına izin veremem. Bu arabayı 30'a değil 35 bine bile elin öpene satarsın. Değil mi? Emine, bütün gün kahvede Şükrü'yle beraber oturdu. Bol bol çay içti. Ama herhangi bir kadınla yakınlaşma kaydetmedi. Peki telefon konuşmalarını da teknik takip aldınız mı Kemal amca? Bütün konuşmalarına kulak kabarttım. Ama hiçbir kadınla iletişime geçmedi. Sadece... Sadece bir arkadaşını aradı, altılı için tüy aldı. Tamam işte. Yakalamışsın Kemal amca ama farkında bile değilsin sen. Neyi yakalamış? Ya Meltem Hanım, işte belli bir kadınla böyle şifreli konuşuyor. Aralarındaki parola da altılı. Allah aşkına saçmalama Emine yani. Allah aşkına saçmalama. Baba sana da pes. Emine'nin laflarına uyuyorsun, bu kılıklara giriyorsun. Ne diyorsun kızım sen ya? Kızın yuvası çatırdarken ben böyle elim kolum bağlı oturacak mıyım? Yani çocuk gibisiniz. Oyun mu bu? Yarın siz de müsaitseniz böyle sanayiye Kamil Usta'ya götürürüz, bir baktırırız arabaya. Allah Allah. Pes yani Haluk amca. Araba 10.000 kilometre demiş. Nesini göstereceksin Kamil Usta'ya? Delikanlı doğru söylüyor Haluk Bey. Kazası mazası yok. Tertemiz araba. Ya anlıyorum ama yani biz yine de bir gösterelim. Kamil Usta tamam derse hemen satış işlemlerine başlarız. Yok yok. Kamil Usta'ya falan gerek yok. Biz alıyoruz. Bitti bu iş. Ya Haluk amca ya 35 binlik arabayı 30'a alıyorsun. Daha ne istiyorsun anlamadım ki. Oğlum. Bak çakacağım iki tane ha. Oğlum bir susana. Susamam kardeşim. Ha susayım da fıstık gibi arabayı kaçıralım değil mi? Oğlum sen bizden yana mısın, satıştan yana mısın? Ben doğrudan yanayım Haluk amca. Doğru neyse ben onu söylüyorum. Neyse. Biz yarın saat kaçta buluşalım? Ya ben düşündüm de... Ne oldu? Yani bu araba 30 binden fazladır Haluk Bey. Hayda ama gazetede 30 bin yazmışsınız. Tamam da hata etmişim ya. Bir 5 bin daha verin. Bitirelim bu işi. Tamam. Veriyoruz. Ver Haluk amca 5 bini. Alıyoruz. Haluk amca oğlum sen hasta mısın? Oğlum manyak mısın ya? Yarım saattir adamlarmış. Ya, ya. Aman ne yaparsanız yapın bana bulaşmayın. Emine böyle şeyler birkaç günde ortaya çıkmaz. Birkaç hafta takip etmemiz gerekebilir. Allah dedektif sizsiniz Kemal amca siz bilirsiniz. Bak istersen gece de takibi alabilirim. Gece de mi izleyeceksiniz? Evet. Gece, gündüz, sabah, öğle, akşam. İstersen nabız atışlarını bile kaydedip sana rapor edebilirim. Nabız atışları mı? Sizce biz bu nabız atışlarını mahkemede aleyhine delil olarak kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Güzel. Uzatma uç. Araba vermeyeceğim sana. Ya baba, ya yine düşeş bir şey düşürürsek? Düşeş falan istemiyorum. Sıfır araba alacağım ben. Eskisini de satıp peşinat yapacağım. Yenisini alırsan eskisini satma baba. Başka türlü ben araba sahibi olamayacağım vallahi ya. Ne oluyor ya? Sivri zekalı Basri yüzünden babam fıstık gibi arabayı kaçırdı. Ben de babamın eski arabasından oldum. Efendim Kamil Usta. Yapma ya. Öyle diyorsun. İyi tamam. Tamamdır Kamil Usta. Sağ olasın. Haydi eyvallah. Ne diyor? Vallahi benim arabayı tamir etmiş.
Biraz masraflı oldu diyor ama en az 2 sene daha idare eder diyor. Ana! Ya, 2 seneliğine bu konu kapanmıştır. Arabamı değiştirmiyorum. 2 sene benim takayla idare edeceğim. Yapma baba ya, sana yeni araba şart. Ya ben kesin kararımı verdim. Arabamı değiştirmiyorum. Ya babacığım, sana şöyle güzel bir araba alsak 4x4. Gerek yok. Her yeri gezersin, daha taş demezsin babacığım ya. Ben kararımı verdim Nurten. Memlekatı döneceğim. Sıkıldım ben bu İstanbul'dan, sıkıldım. Ulan bir başın ne yapacaksın oralarda? Rahat batıyor senin burada. Neden bir başım olsun Nurten? Bütün ısım akraba ordu değil mi? Emme en önemlileri burada. Karım burada, kardeşim burada, oğlun burada, gelinin burada. Hem gelini yakında doğuracak. Senin ne işin varmış bakayım yalnız başın memlekette? Canım ben mi doğuracağım? Ebemim ben. Allah Allah. Sen torununu görmeyecek misin? O zamana kadar gider gelirim Nurten. Bir hava değişimi şart benim, şart. Allah Allah. Nedenmiş o bakayım? Bu İstanbul'un ne havası hava, ne suyu su. Bizim oralar ne güzel olmuştur şimdi. Her taraf yemyeşil olmuştur. Bahar gelmiştir, bahar. Canım bu bahar buraları gelmiyor mu? Yalnız bizim oraya mı gidiyor? İstanbul'da geldi bahar. Hmm. Sen de şöyle baksana, etrafım yeşillendi her yanına. Çık şöyle bir dolaş, değil mi ya? Yemeğini yesene Emine. Canım istemiyor Meltem Hanım. Gene Hüseyin meselesi mi? Ya işte babam da takip etmiş. Adam bütün gün kahvede oturuyormuş. Başka bir şey yapmıyormuş. Baban takip mi etmiş? Ay evet. Dedektif gibi kılık değiştirmiş. Böyle gözlükler, şapkalar takip etmiş. Yok, ben kesin kararımı verdim Meltem Hanım. Yani eğer izin verirseniz bir saatinde ben yarın Duygu'nun yanına gideceğim. Boşanma davası açtıracağım. Emine, ya gözünle gördüğün hiçbir şey yok. Nereden biliyorsun aldattığını? Ya gözlerimden görmedim ama kulaklarımdan duydum Meltem Hanım. Hem de en az 50 defa. Yani kulaklarımız da gözlerimiz kadar itibarlı bir organımız. Ne yapıyorsun Haluk? Hüseyin'i arayacağım. Açık açık soracağım kimmiş bu Nazife diye. Canım söylemez ki. Ben söyletmesini bilirim. Öyle kafanı gözünü kırarımlarla olmaz Haluk. Merak etme, bir yerini kırmayacağım. Açık açık soracağım. Sen güven bana ya. Alo. Buyur Haluk abi. Hemen buraya geliyorsun Hüseyin, acele. Hayırdır Haluk abi? Hayır mı, şer mi, senden öğreneceğiz artık. Seninle konuşacağım çok önemli şeyler var. Konu neydi Haluk abi? Konuyu ne yapacaksın Hüseyin? Yani konuyu söylersem çalışıp da mı geleceksin? Hadi bekleme yapma, fırla. Ne oldu abi? Haluk abi bizi çağırıyor. Önemli bir konu varmış. Önemsiz bir konu için rahatsız etseydi gitmezdik. Ama konu madem ki önemli, gitmemiz lazım. Öyle. Ne zaman önemli bir konu olsa Haluk abi bizi çağırır. Önemli konuların adamlarıyız biz. Hem spor yapmak için bizim oralar ideal Nurten. Burada arabalardan yürüyemiyor ki. Çincik, sen spor yapmak için mi gideceksin memlekete? Doktor ameliyat olanı kadar kilo vereceksin demedi mi? İnci memlekatta olsa çıkar yürürdüm 1-2 saat. Sonra? Yoruldun mu? Uzan bir ağacın altına. Ya ağacın altına uzandın mı bari bir raka açarsın. Raka açtın mı da buzu çevirmek şart. Allah Allah. Tadından inmez Nurten, tadından. Selamünaleyküm. Yenge bir şey mi oldu abi? Ne zaman bir şeye bozuk olmadı ki Şükrü? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Haluk abi. Yaramaz bir durum mu var Haluk abi? Şöyle geçin oturun bakalım bir. Hadi hadi.
can. Afiyet olsun. Sağ ol yavrum. Ruhum sıkıldı burada Nurten, ruhum. Bütün arkadaşlarım, dostlarım o da. Hepsini çok özledim. Ha, Cincik Ali, Sarı Ramazan, İptizemin'i mi özledik? Niye öyle söylüyorsun Nurten? Onlar benim can yoldaşlarım. İnce orada olsaydık sabahtan akşamı pişirip oynadık be güzel. Akşamda meyhaneci Silo'nun yanında. Arada bir o da olacak tabii canım. Aşşan rahi, parfüm gibi anasam kokacak. Yanında çoban kavurmada oldu mu dadından yenmez. Bakın. Hayırdır ki yenge? Neyi çağırdın? Melek bir şeyim var. Gel kız otur. Gel kız otur, bu kardeşinle uğraşamayacağım gari. Ben memlekete gideceğim diye tutturdu. Nuh diyor, peygamber demiyor. Nasılsın Hüseyin? Nasıl gidiyor? İyiyim Haluk abi. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Hepimiz çok iyiyiz. Emine hariç. Emine hariç mi? Hayrola yenge? Kötü bir şey mi oldu? Hüseyin. Sen Emine'yi seviyor musun? İsterseniz özel konulara girmeyelim Meltem yenge. Yok, bu o kadar özel bir konu sayılmaz yani. İnsan karısını sevdiğini herkese söyleyebilir. Seviyorsa tabii. Hüseyin, seviyor musun, sevmiyor musun? Öyle. Ne öyle? Yani o dediğinizden. Sıkıldım buralarda Gül Fidan. Memlekata özledim. Daraldım ben buralarda canım. Tövbe de. Türkiye'nin en büyük metropolünde yaşayıp dursun abi. Hiç insan İstanbul'dan sıkılmamış ya. Bu arada sineması var, tiyatrosu var, operası var, balesi var. Memlekatta ne var? Ben niye bunlardan canım? Ben bugüne kadar operaya, baleye mi gittim? Olsun. Belki ileride gitmek istersin, canın gitmek ister. O zaman memleketi bunların birisi yok, hepsinden mahrum kalırsın. Bir neva büyük durumu orada. Şırşır akan çoban deresi var. Başka bir şey yok köyde. İnce orada olacaksın. Çoban deresini ayaklarına sokacaksın. Bir dublede rakı alacaksın yanına. Sonra? Yanında bir de cızbız. Allah! Dadından yenmez, dadından. Gülfidan, ben sana bir şey söyleyivereyim mi? Bu memleketi bilen özlediği yok. Bu var ya, yemeği içmeyi özledi. Oraya gidecek, rakıları içecek, cızbızları yiyecek. Diyeti de bozacak, bizden de kurtulacak. Ondan sonra da rahat rahat oralarda yayılacak, yiyecek içecek. Ya, ettirmeyeceğiz. Yani açıkça söyleyemiyorsun ama aslında seviyorsun Emine'yi. Bu da soru mu Haluk abi? Hüseyin abim yengeme deliler gibi aşıktır. Ama dışarıya belli etmez. Doğru. Bana da pek belli etmiyor. Abartma istersen Şükrü. Deliler gibi falan bize tarız. Ne demek abartma? Yani Emine'yi aslında seviyorum ama kalbinde başka bir kadına da yer var mı demek istiyorsun? Lafı dolandırma istersen Haluk. Evet Haluk Bey. Ben onun kimi ne kadar sevdiğini gayet iyi biliyorum. Adama hasret etme Emine. Ne diyorsun sen? Bak Hüseyin, açık açık soruyorum. Hayatında başka bir kadın var mı? Nasıl yani başka bir kadın? Yani geceleri rüyana giren bir kadın. Nazife Hanım gibi bir kadın. Ondan bahsediyorsun. Ama adam hiç direnmeden her şeyi bir anda itiraf etti. Bir bak bakayım yenge. Sen bu adamı çok mu sıkı diyet ettirip durun ga? Doktor tembih etti. Yazı ameliyatı var ya. Bir laf vardır. Çok sıkı diyet azıcık usandırır diye. Bunu da hiç duymadım. Zaten ilk defa aynı söyledim yenge. Acık kaçmak etmesin, izin vereceksin ki tembihin toptan diyeti bırakmasın. Fazla üstümü gelirseniz bırakırım. O zaman ben seni bir günlük müsaade ediyorum içmene. Esa mı diyorsunuz? He, emme. Bir kadeh rakı içeceksin. Yanında da 4 tane ızgara köfte. Lan ben onu da razıyım ben. Günlerdir ot yemekten meleceğim ya. Hadi. 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 Hadi
Ay, yoruldum. Ne soğuklanacak canım Allah Allah. Allah. Görün görün laf ağızdan çıkıyor. Hadi bakın. Hadi şerefe şerefe. Görün. Sen çok mu seviyorsun bu Nazife Hanım'ı? Sadece o mu Meltem yenge? Ben de çok seviyorum Nazife'yi. Allah cezanızı versin sizi. Biliyorum yenge böyle konulara karşıdır ama ikimiz de hastasıyız Nazife'nin. Ay Haluk. Ne diyorsunuz lan siz? Kafayı mı yediniz? Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayalım ki Haluk abi? Nazife Hanım'ı çok seviyoruz ama kendisi iki gün önce bizi çok üzdü. Yaktı bizi. Yaktı. Ay yok Meltem Hanım ya. Ve kesin kararımı verdim. Gideceğim Duygu'nun yanına boşanma davası açacağım. Şuna bak. Ne diyorsun sen kızım? Ya ne diyecektim? Ha? Nazife'ye aşığım diyorsun. Hayatımın kadını diyorsun. Git o zaman onunla evlen. Ne diyorsun sen kızım? Kızım Nazife. Kadın değil ki. Yani kadın ama bildiğiniz kadınlardan değil. Nasıl yani? Nazife. At Meltem yenge. At mı? Evet. Safkan Arap atı. İki gün önceki yarışta bizi sakata getirdi ama. Yarışı burun farkıyla kaybetti. Biz de 50.000 lira kaybettik. Yaktı bizi. Yaktı. Emine sana inanamıyorum yani. Ne inanamıyorum diyorsun? Sen niye bu işlere kalkışıyorsun? Ben de ne demeyeceğim Haluk Bey ya? Yalnız sen söylediğin bir şey yok ki.